Sebep ve mantık ne olursa olsun kendi canına kıyma intihardır. Dünya genelinde intihar eden erkeklerin sayısı kadınlardan daha fazladır. Fakat 20 yaşın altında ise kadın erkek oranı birbirine yaklaşmaktadır. Arka planda pek çok ruhsal hastalık olabileceği gibi herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde de belirli koşullar altında bu davranış ortaya çıkabilir. Kişisel problemler, ilişkilerde yaşanan sorunlar, çevre, toplumsal etmenler, sağlık sistemine ulaşımda zorluk gibi birçok risk etmenleri intihar davranışında rol oynamaktadır. Toplumumuzda intihar hakkındaki ön yargılar, intihar edene suçlayıcı bakış, bu düşünceleri olan kişilerin paylaşım ihtiyaçlarını engellemektedir. Sonuç olarak yardım almasını da kısıtlamaktadır. Bu da intihar gibi çıkış yöntemlerini daha da pekiştirmektedir. İntihar eden insanlar çoğunlukla ölmeyi değil, sahip olduğu hayatı yaşamak istemedikleri için bu adımı atmak zorunda kalıyorlar. İntihar düşüncesi olan biriyle karşı karşıyaysanız, ona yardım etmek istediğinizi ve yanında olduğunuzu belli edin. En önemlisi de bir planı varsa, kendi aranızda sır tutacağınıza dair söz vermeyin. Onun da tercih edeceği ve yardım alabileceği birileriyle bunu paylaşmanız gerektiğini belirtin.